edelim şu terleten ikililere. Bak bir mesele daha. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Birbirine çok karışır. Küçük bir iki ayrıntı var. Onlara dikkat edilirse bu sorun olmaktan çıkar. En sevdiği arkadaşı sensin derken yüklem galiba şuradaki sensin sözcüğü. Pek alışık değiliz böyle sözcüklerin yüklem olmasına ama aslında bir zamir bu. Ve kişi zamirleri de yeri geldiğinde bu tarz eklerle cümlede yüklem görevi üstlenebilir. Sonuçta bir yüklem fiil olmadığı sürece bir tamlama olabilir, bir isim, bir zamir ya da benzeri bir sözcük grubu olabilir. Mutlaka biz bu cümlelere isim cümlesi demeyi tercih edeceğiz. Bu adam doktorun kardeşidir derken galiba doktorun kardeşi şeklinde bir belirtili isim tamlaması var, öyle değil mi? Biz bunu gene cümlede ne yapmışız? Bir yüklem olarak kullanmışız. O halde bu belirtili isim tamlamasının da aldığı ek fiille beraber yüklem olduğunu düşünürsek bu gibi cümleleri de mutlaka isim cümlesi olarak sayacağız cümlede. Yanında hiç parası yokmuş derken yine yok sözcüğünün bir ek fiille beraber cümlede yüklem olduğu ve bunun da bu cümleyi isim cümlesi yaptığını bilelim. Kadın üzerindeki kırmızı bir ceketti derken bu sefer kırmızı sıfatıyla bir sıfatının nitelediği belirttiği bir isim söz konusu. Dolayısıyla büyük bir sıfat tamlaması var bak. Ek eylem olarak bu sıfat tamlamasının da cümle içinde ne olduğunu söyleyeceğiz. Yüklem görevi üstlendiğini. Bir sıfat tamlaması da olsa, bir isim tamlaması da, bir isim ya da bir zamir de olsa, fiil dışındaki bütün sözcükler cümlede yüklem olduğu sürece ne yapacağız? Bunlara birer isim cümlesi demeyi tercih edeceğiz. Peki şöyle olursa, Çorum'a yerleşip orada bir eczane açacakmış derken, şurada kullandığımız gibi basit ya da birleşik zamanlı bir çekimli fiile yer verirsek ne yapacağız? İşte o zaman bir fiil cümlesi var elimizde. Sen de bir an önce kendine gelmelisin derken galiba burada şu iki kelimeyi birleşik şekilde yüklem olarak göstereceğiz. Bu deyimleşmiş bir kelime grubu. Böyle olsa bile sonuçta kendine gelmek gereklilik kipi ve ikinci tekil kişiyle çekimlenmiş bir fiil. Böyle olduğu sürece biz bunu da fiil cümlesi sayabileceğiz. Kıyafetleri seni zayıf ya da kısa göstermemeli. Yine şurada göstermemeli sözcüğünün bir çekimli fiil olduğu düşünülürse bunun da bir fiil cümlesi olarak adlandırılması mümkün diyelim. Peki karışık örnekler üzerinde neler söyleyebiliriz? En sevdiği renk maviydi derken maviydi sözcüğü aslında renk bildiren bir sözcük. Bunun bir adlaşmış sıfat olduğu söylenebilir. Ama bir fiilden söz etmiyoruz sonuçta ve ek eylem alarak yükleme olmuş bir kelimeden söz ediyoruz. Bu galiba bir isim cümlesi. Mavi çok severdi dersem işler biraz değişir. Mavi sözcüğünü başka bir öge olarak kullanmışız. Bu sefer yüklem olarak severdi sözcüğünü görüyorsun. Geniş zamanın hikayesi söz konusu. Böyle durumlarda sevmek fiili çekimlenerek yüklem olduğundan bu bir fiil cümlesi. Yanında para yoktu, hemen eve döndü dediğimde farklı bir durum var. Galiba bu bir sıralı cümle. İki tane yüklemi var. Dolayısıyla ikisi için de ayrı ayrı tespit yapman gerekir. Burada yok sözcüğünün ek eylem alarak cümlede bir isim cümlesi örneklediğini, burada da dönmek sözcüğünün geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiil olduğundan virgülün sonrasındaki cümlede bir fiil cümlesi örneklediği görüyorsun. Kazanmak için gereken tek şey çok daha fazla çalışmaktır. Burada önemli bir şey var. Bunu kaçırmanı istemiyorum. Son olarak bunu söylemiş olalım. Cümlede yüklem olarak kullanılan şey şu çalışmaktır sözcüğü. Bu mek ekini hatırlarsın belki. Eğer bir fiil kökü ya da gövdesi mek me iş eklerinden birini alırsa biz ona isim fiil diyoruz. Yani elimizde artık ne var? Bir fiilimsi. Fiilimsi dediğimiz sözcükler artık fiil olmayan isim soylu kelimeler. Ek eylem olarak yüklem olmuş. Dolayısıyla bir fiilimsi yüklem olduğunu da unutma. Mutlaka cümleyi ne cümlesi kabul edeceğiz? Bir isim cümlesi. Bu yanıyla önemli bir ayrıntıydı. Umarım bu da oturmuştur. Evet, yükleminin türüne ya da yerine göre cümlelerle ilgili daha fazla ayrıntıyı önderhoca.net sayfasında bulabilirsin. İstersen Önder Hoca'yı YouTube ve Facebook'tan takip etmen de mümkün. Görüşmek üzere.